Meteoroloji binası şehrimizin merkezinde kaldı. Eski Antakya İl Belediyesi hükümetimizin de katkı ve desteğiyle verilen bir kaynakla şehrimizin hemen yanı başında, yani Saracık mahallemizin yanında Evet. otogarın az ilerisinde yolun sol Yapıldı. tarafında yeni bir bina yapıldı. Dolayısıyla meteoroloji müdürlüğü tesisatıyla, personeliyle taşındı. Eski yer şu Boşa anda çıktı. boşa düştü. Evet. Orada tabii vatandaş camının takasını kırdı. Metruk bir hale geldi. Ben bunu dile getirdim. Dedim ki Büyükşehir'in normalde mülkünde görünüyor burası. Eğer yakın bir zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesi kapalı semt pazar alanı olan bu mekanda bir proje yapacaksa bir an önce yapsın. Eğer yapma fikri şu anda yok ise burası atıl vaziyette kalmasın. Hiç olmazsa Antakya Belediyesi olarak küçük bir düzenleme yapalım. Bu sahayı vatandaşımızın kullanımına açalım. İleride Büyükşehir Belediyesi bir kapalı semt pazarı kompleksi yapmak isterse gene yapsın. Ama bu proje yapana kadar ki zamanda hiç olmazsa Değerlendirelim. esnafımız yolları işgal etmesin. Bu düzenleme yapmak suretiyle meteoroloji alanının zeminini biz bir Düzenleyelim. düzenleyelim. Burayı esnafımızın kullanımına, halkımızın kullanımına açalım. Bu böylece her perşembe Antakya'mızın kalbinde olan 112 acilin de yer aldığı, Evet. acil bir durumda ambulansların çıkmasına mani olan, insanımızın evine işine giderken iptal edilen, yani kullanılmaz halde olan bu yolu kullanamadığı için birçok sıkıntı çekiyor. Hiç olmazsa hem insanımız rahatlasın, hem 112 hizmetleri rahat bir şekilde devam etsin, hem de artık geldiğimiz bu çağda yollar semt pazarı olarak kullanılır vaziyette kalmasın, işgal edilmesin. Yollar her daim açık olsun açısından. Bunu dile getirdik. Ama başkan bu konuda bizim niyetimizi gerçek manada doğrusu anladığını ben değerlendirmiyorum. Uygun görmedi. Oysa ki biz mülkiyetini de istemedik. Yeni bir kompleksi siz yapamadıysanız bize verin. Biz yeni bir semt pazarı kompleksi yapalım iddiasında bulunmadık. Sadece mevcut bahçeyi küçük bir dokunuşla semt pazarı esnafımızın tezgahını açabileceği, halkımızın da rahat bir şekilde alışveriş için kullanacağı bir kullanım haline getirelim istedik. Bu talebimizin gene arkasındayız. Müsaade ederse biz süratli bir şekilde bunu yapıp halkımızın kullanımına sunmak istiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi ödeneğini ayarladığında, projesini yaptığında, uygun gördüğü bir zamanda her an bu projesini uygulayabilir, hiçbir sıkıntı yok.